Fizik 801, klasik mekanik, 32. ders. Çocuklukta en küçük yaşlardan beri bir cismin sıcak veya soğuk olduğunu dokunarak söyleyebiliriz. Eğer bir cismi ısıtmak isterseniz onu sıcak bir cisimle, örneğin ateş ile temas ettirirsiniz. Eğer bir cismi soğutmak isterseniz onu soğuk bir cisim ile temas ettirirsiniz. Cisimler ısıtıldıkları veya soğutuldukları zaman sıcaklıkları değişir. Onların bazı özellikleri değişir ve bu özellikler termometrik özellikler şeklinde adlandırılır. Termometrik özellikler. Oldukça karakteristik termometrik özelliklerden biri, çoğu maddenin ısıtıldığı zaman genleşmesi ve soğutulduğu zaman ise büzülmesidir. Bu konuda yeri geldiğinde daha fazla konuşacağız. Eğer kapalı bir hacimde bir gazınız varsa ve onu ısıtırsanız basınç artar. Bu termometrik bir özelliktir. Eğer bir elektriksel iletken alıp onu ısıtırsanız genellikle elektriksel direnci değişecektir. Eğer bir demir çubuğu ısıtırsanız genişleyecektir. Ve eğer bir demir çubuğu bir başka demir çubukla temas ettirirseniz bu durumda sıcak olan çubuk büzülecek ve soğuk olan çubuk ısınarak uzayacaktır. Ve bu olay sıcak çubuğun artık kısalmayacağı ve soğuk çubuğun da artık uzamayacağı noktaya kadar devam eder. Ve söylediğimiz gibi bu durum iki cismin birbiriyle ısı dengesinde olduğu ve bu iki cismin sıcaklığının aynı olduğu durumdur. Ve böylece bir cismin uzunluğuna bakarak bir sıcaklık ölçeği tanımlayabilirsiniz. Örneğin burada bir malzemeden yapılmış bir çubuk var ve onu buraya perçinliyorum. Uzunluğu L ve sıcaklığını delta T miktarı kadar arttırıyorum. Ve belirli bir delta L miktarı kadar uzuyor. Bu şeyin tamamını eriyen buzun üzerine koyabilirim. Eriyen buz. Ve işte bu durumda uzunluk L1 diyorum. Daha sonra tamamını kaynayan suya atıyorum. Ve bunu 1 atmosfer basınçta yapıyorum. Ve bu durumda bu uzunluğu da L2 olarak adlandırıyorum. Ve bunlar benim sıcaklık ölçeğim için referans noktalarımdır. Celsius 0 santigrat derece olarak eriyen buzu ve 100 santigrat derece olarak da kaynamış su fikrini kullandı. O bir İsveçli gökbilimciydi. 1742'de bu sıcaklık ölçeğini ortaya koydu. Böylece şimdi kendiniz bu çubuğun uzunluğuna karşı sıcaklığın grafiğini çizebilirsiniz. Ve tamam, 100 santigrat derecede çubuğun uzunluğu L2. Sıfır santigrat derecede çubuğun uzunluğu L1 diyebilir ve bu durumda doğrusal bir çizgi çizebilirsiniz. İki nokta arasında daima doğrusal bir çizgi çizebilirsiniz. Bir noktanız burada ve bir noktanız orada. Ve şimdi eğer çubuğumun uzunluğu bu sıcaklıkta LT ise bu durumda burası sıcaklık olacaktır diyerek sıcaklığı tanımlayabilirsiniz. Yani bu şekilde bir doğrusal ölçek ortaya koyabilirsiniz ve bu şey bir termometre gibi çalışabilir. Sizlere birazdan bunun gösterisini yapacağım. Senti, Yunanca'da 100 anlamına gelir ve bu yüzden bu ölçeğe genellikle santigrat deriz. 1 Celsius derecesi genellikle 1 santigrat olarak adlandırılır çünkü ölçek 0'dan 100'e kadar eşit aralıklara bölünür. Bu yüzden biz bunları santigrat derecesi, Celsius derecesi olarak adlandırırız.
Bir Alman bilim adamı olan Fahrenheit, civa termometresini icat etti. Biraz sonra civa termometresi hakkında konuşacağız. 1714'te Fahrenheit yeni bir ölçek tanıttı. O zamanlar Hollanda'da yaşıyordu ve genellikle orada yaşadı. Referans noktası olarak 100 Fahrenheit derece olarak adlandırılan vücut sıcaklığını kullandı ve 0 derece olarak da bir buz ve tuz karışımını kullandı. Şimdi bu ikisi de çok kullanılır değildir. Eğer bir insanı alırsanız bugünkü sıcaklığı yarınkinden yüksek olabilir. Kişinin ateşi olabilir. Büyük olasılıkla onun denek olarak seçtiği kişinin de birazcık ateşi vardı. Ve bu yüzden Fahrenheit ölçeği bu manada çok kullanılabilir değildir ve günümüzde 0 santigrat derece 32 Fahrenheit derece olarak ve 100 santigrat derece de 212 Fahrenheit derece olarak yeniden tanımlanmıştır. Eğer Fahrenheit'ten santigrada dönüştürmek isterseniz veya tersini yapmak isterseniz bu durumda Fahrenheit cinsinden sıcaklık 9 bölü 5 çarpı Celsius cinsinden sıcaklık artı 32 şeklindedir. Eğer oda sıcaklığını alırsanız bu sıcaklık 20 santigrat derecedir. Benim büyümüş olduğum Avrupa'da herkes santigrat kullanır. Bu durumda bu sıcaklığın Fahrenheit cinsinden 68 Fahrenheit derecesi olduğunu görebilirsiniz. 9 bölü 5 çarpı 20 sizlere 36 verir ve buna 32 eklersiniz. Eksi 40 santigrat derece, eksi 40 Fahrenheit derece ile aynıdır. Bunu kontrol edin, bu sıcaklıkta iki ölçek çakışır. Böylece hemen hemen tüm dünya Celsius ölçeğini kullanır. Bu bizim metrik sistemimizin bir parçasıdır. Amerika Birleşik Devletleri oldukça inatçı bir şekilde hala Fahrenheit derecesini kullanan çok az ülkeden biridir. Ve Fahrenheit derecesi gerçekten bir baş belasıdır, en azından benim için. Onun dilinden çok az anlıyorum. Sadece oda sıcaklığının 68 olduğunu biliyorum. Çünkü odamdaki termostatımı bu dereceye sabitledim. Hepsi bu. Fahrenheit derecesi cinsinden düşünemem. Yüksek sıcaklık için bir limit yoktur, oysa düşük sıcaklık için bir limit söz konusudur. Mutlak bir sıfır vardır. Sizlerin o dereceye inemeyeceğiniz bu mutlak sıfır sıcaklığı, eksi 273 derece Celsius'tur. Ve eğer sizler enerjiyi başka bir sisteme transfer edemeyen termal kontak halinde olan bir sistemi alırsanız, bu durumda bu sistem mümkün olan en düşük sıcaklıktadır. Bunu tanımlama şeklimiz budur. Yaklaşık eksi 450 Fahrenheit derecedir. Ve günümüzde İngiliz bilim adamı olan Lord Kelvin tarafından ortaya konulan üçüncü bir ölçek vardır. Kelvin ısı üzerine birçok araştırmalar yaptı ve mutlak ölçeği ortaya koydu. Ve mümkün olan en düşük sıcaklığı 0 Kelvin derece olarak tanımladı. Fakat 1 derecelik artmayı Celsius ölçeğindeki gibi yaptı. Bu yüzden 2 veya 3 derecelik Kelvin derece artışı 2 veya 3 santigrat derecelik artış ile aynıdır. O halde biz şimdi bu 3 skalayı mukayese edersek Celsius, Fahrenheit ve Kelvin'i bu durumda 20 santigrat derece 68 Fahrenheit ve bu 270,15 artı 20 Kelvin olacaktır. Bunu yuvarlayalım ve 293 yapalım ve eğer 0 Kelvin'i alırsak bu durumda eksi 273,15 elde ederiz. Şimdilik sondakini atalım ve bu yaklaşık eksi 460 olur. Fizikte hemen hemen her zaman Kelvin'i kullanırız ve bunu gelecek derste daha detaylı tartışacağız. Çoğu madde onu ısıttığınız zaman genişler ve eğer L uzunluğuna sahip bir cisim ile başlar ve onu delta T derece kadar ısıtırsak delta L miktarı kadar uzar. Ve bu delta L çok basit bir şekilde ifade edilebilir. Delta L eşit alfa çarpı L çarpı delta T şeklindedir ve alfa doğrusal uzama katsayısı olarak adlandırılır. Ve birimi 1 bölü santigrat derecedir.
veya 1 bölü Kelvin derecedir ki bu aynıdır. Çünkü önemli olan artıştır. Alfanın değerleri çok çeşitli farklılıklar gösterir. Alfa için bazı değerleri vereyim. Sizlere bakır için, pirinç için, pyrex için, invar ve çelik için alfa değerlerini vereceğim. Ve bunların hepsi 10 üzeri eksi 6 bölü santigrat derece biçimindedir. Ve bugün onlardan bazılarını kullanacağız. Pirinç için yaklaşık 19. Bakır için 17. Pyrex için 3,3. İnvar için 0,9 ve çelik için yaklaşık 12. Fakat çeliğin çok çeşitli tipleri vardır. İnvarın icadı harika bir buluştu. Oldukça düşük bir genleşme katsayısına sahip olduğuna dikkat edin. 19. yüzyılda hatta bugün bile saat gibi hassas enstrümanların yapımında oldukça önemliydi. Saatler dişlilerin genleşmesinden etkilenir. %64 demir ve %36 nikel karışımı olan invar, 1898 yılında fizikçi Guillaume tarafından icat edildi ve bu keşiften dolayı Guillaume 1920'de Nobel ödülünü aldı. Bu çok düşük genleşme katsayısına sahip bir alaşımın ne kadar önemli olduğunu sizlere anlatmaktadır. Bu değerleri kullanarak örneğin demir yollarının genleşmesine bir göz atalım. Bir demir yolunda yaklaşık 1000 metre uzunluğunda olan bir ray alıyoruz. Çelik, demiri alıyorum. Bu durumda genleşme katsayısı yaklaşık bu değerdir. Ve soğuk bir günü, fakat aşırı soğuk olmayan bir günü bir yaz günüyle kıyaslıyoruz. Soğuk bir kış günü eksi 15 santigrat derece, sıcak bir yaz günü ise artı 35 santigrat derece. Böylece DTT yaklaşık 50 santigrat derece olacaktır. O halde delta L nedir? Delta L 12 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri 3 çarpı 50'dir ve bu da 0,6 metre, yani yaklaşık 60 santimetredir. Şimdi böyle bir problemle nasıl başa çıkacaksınız? Bu nasıl çözülür? Demir uzamak istediğinde uzayamayacak ve ya bu yönde ya da kenarlara doğru bükülmeye başlayacaktır. Artık hangi yön kolayına gelirse. Fakat bunu çözmenin yolu oldukça kolaydır. Eğer raylara bakarsanız aralarında açıklıklar vardır. Bu açıklık yaklaşık 5 santimetredir. Eğer demir yolu boyunca yürürseniz açıklıkları görebilirsiniz. Ve eğer bu açıklıkları farz edelim 5 santimetre olarak yaparsanız, bu durumda 1000 metre uzunluk için bunlardan 12 taneye ihtiyacınız olur ve bu yüzden her 80 metrede bir açıklığa ihtiyaç duyarsınız. Ve tren bu aralıkların üzerinden geçerken siz bu aralıkları duyabilirsiniz. Oldukça tipik bir ses çıkarır. Çünkü tekerlekler yolun üzerinde gittiği zaman özel bir tık sesi duyarsınız. Onları görebilirsiniz ve duyabilirsiniz. Ve bu şekilde genleşmeleri ve büzülmeleri düzeltiyorlar. Köprüler kilometrelerce uzunlukta olabilir ve şüphesiz onlar da benzer genleşme sorunlarıyla karşı karşıyadırlar. Ve bu problemin üstesinden gelme yöntemi de oldukça zeki bir yöntemdir ve şu şekildedir. Bu resim aslında kitabınızdan kopyaladığım bir resimdir. Genleşme bağlantısı olarak adlandırılırlar ve köprüler de onlardan çokça bulunur. Ve bunlar köprünün bu hareketi yapmasına, tabir caizse nefes almasına, sıcaklığı ayarlamasına izin verirler. Çok sıcak bir günde rayların eğildiği garip bir resim görmektesiniz. Bunun bu kadar kötü olacağına inanmak zor olmasına rağmen ben buna inanıyorum. Son derece sıcak olmalı. Bahsettiğim gibi eğer bir ray uzayamaz ise bu durumda onun yapabileceği ya bu yönde ya da bu yönde, artık hangisi kolayına gelirse, şişmeye başlayacaktır. Ve kesinlikle burada en kolay yol yanlara doğru gitmektir. Bu yüzden burada beklenmeyen yüksek sıcaklıktan dolayı kayda değer bir yıkıcı etkiyi görüyorsunuz. Burada yaklaşık 36 santim uzunluğunda olan bir pirinç çubuk var. Ve bu pirinç çubuğu ısıtacağım. Sizler oradan da göreceksiniz.
Pirinç çubuk tam burada. Ve uzama olağanüstü küçük olmasına rağmen, bir milimetrenin sadece küçük bir kesri olmasına rağmen bunu sizlere göstereceğim bir yöntemimiz var. Bunu sizlere çok rahat bir şekilde gösterebiliriz. Bunu yapmanın yolu bir tür yükselticimizin olmasıdır. Eğer bu çubuk ise ve buraya bir ibre koyarsam ve bu ibreyi burada sabitlersem, bu durumda ibreyi şu noktadan iterseniz etkisini görmek oldukça kolaydır. Bu ibre bu şekilde gidecektir. O halde buradaki çok küçük bir genleşme sizlere orada büyük bir açılma verecektir. Bunu iki kez yapacağız. Yani iki seviyemiz var. İşte o ibre bu. Burada bir vida setimiz var ve bu çubuğu bu yönde hareket ettirebilirim. Onu uzatmıyorum. Fakat hareket ettirdiğimde nasıl bir etki yaptığını görebilirsiniz. Eğer bu çubuğu bir yönde hareket ettirirsem yukarı çıkar. Çubuğu geriye hareket ettirirsem aşağı iner. Bunu bir termometre gibi düşünebilirsiniz. Şimdiki gibi 70 derece olursa ve eğer onu ısıtırsam o uzayacak ve bu ucun yukarı çıktığını göreceksiniz. Bunu deneyebiliriz. İşte yukarı çıkıyor. Çok zaman almıyor. Metalimiz pirinç. VL 36 cm. Sadece 150 santigrat derecelik bir artış için delta L yaklaşık 1 mm'dir. Ve bu sıcaklık değerini hamlaç ile elde etmek çok kolaydır. Hala sıcak. Onu soğutabilirim. Onu soğuması için zorlayabilirim ve bu durumda bu noktanın altına bile götürebilirim. Bu bizim 70 derecemizi de hatırladınız mı? Oda sıcaklığıydı. Bunu bazı sıvılarla soğutabilirim ve onun hızla aşağı inip inmediğini görebilirim. Ve hatta bu noktanın altına bile indirebilirim ve bu çubuğun derse başladığımızdakinden daha da kısa olduğunu gösterecektir. Şimdi daha kısa olduğunu görüyorsunuz. Şimdi baktığınız şey 1 mm veya 1 mm'den daha da kısa olabilir. Fakat biz bunu yükselttiğimizde genleşmeyi oldukça inandırıcı bir şekilde gösterebiliriz. Metallerin genleşmesinin çok önemli bir uygulaması iki metalin üst üste alaşımı sonucu elde edilir ve bimetal olarak adlandırılır. Bunlardan çevrenizde çok örnek vardır. Bir bimetalin yapısı şöyledir. Burada L uzunluklu bir invarım olsun ve onun üzerine alaşım yapılmış ve sıkıca tutturulmuş kaymayan başka bir metal dilimim var ve bu da bakır olsun. Ve örnek olarak onların her birinin kalınlığını 2 mm yaptığımı varsayıyorum. Ve bunu ısıtacağım. Bunu ısıtacağım ve sıcaklığı delta T kadar arttıracağım. Bakırın veya invarın ne kadar uzadığıyla ilgilenmiyorum. Fakat bu ikisi arasındaki uzunluk farkıyla ilgileniyorum. Bunun birisi diğerinden daha fazla uzadığı zaman bir şeyler olacaktır. Ne olacağını düşünüyorsunuz? Metaller birbirlerine yapışık, birbirlerine göre kayamazlar. Ne yapacaklar? Eğilecekler. Ve invar çok fazla genleşmeyeceği fakat bakır genleşeceği için eğer siz bunu ısıtırsanız bu şekli alacaktır. Ve bunların birçok uygulamasının olduğunu göreceğiz. İlgilendiğim şey, bakırın delta L uzunluğu ile invarın delta L uzunluğu arasındaki farktır. Bu araştırdığım şey. Ve bu ise alfa bakır eksi alfa invar çarpı L çarpı delta T'ye eşittir. İşte bu fark önemlidir. O halde fark 17-1 yani 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı L çarpı delta T'dir. Ve eğer
10 santimetrelik bir uzunluk alırsam ve sıcaklığı 100 santigrat derece arttırırsam, bu durumda kolaylıkla hesaplayabileceğiniz bu fark 0,16 milimetre olur. 0,16 milimetre. Çok küçük. Ve sonuçta bu ciddi şekilde eğrilecektir. Matematiğe ilgisi olanlara bunu hesaplamak için bir girişimde bulunmalarını öneriyorum. Böylece bunun mükemmel bir çember olduğunu varsayarsınız. Bu kabul edilebilir bir yaklaşımdır ve böylece dışarıdaki çemberin içerideki çemberden 0,16 mm daha uzun olacağı bir durum elde edersiniz. Bunu çözmeye çalışırsanız değerin ne olduğunu bulursunuz. Ben bunu çözdüm ve belki sizler de bunu yapmak isteyebilirsiniz ve bu değerler için bunun 4 mm olduğunu buldum. 4 mm. Bu azımsanmayacak bir değerdir. Sonuçta bu şey termostatlarda kullanılır. Isıtma sisteminde bir temas kuruyorsunuz ve bu teması bozuyorsunuz. Örneğin şematik olarak bu sizin bir metaliniz olsun. Onu duvardaki 110 volt gerilime takıyorsunuz. Isıtıcınız burada. Ve bu şekilde bir düzenek elde ediyorsunuz. Soğuduğu zaman bu aşağıya inecektir. Bükülmüş değildir ve ısıtıcı çalışacaktır. Odanın sıcaklığı arttığı zaman bu bükülmeye başlar ve devre açık devre olur. İşte bu bir termostattır. Bu termostatın çalışma prensibinin temelindeki düşüncedir. Ve bunlar arabanızda, evinizde, merkezi ısıtma sisteminizde, klimanızda ve ısıtıcınızda da vardır. Bunlar her yerde vardır. Bunlar aynı zamanda güvenlik cihazları olarak da kullanılır. Evde bir gazlı su ısıtıcınız varsa pilot alevinde bir bimetal vardır. Ve bu bimetal sıcak olduğu zaman gaz vanası açılır. Fakat bimetal soğuduğu zaman gaz vanası kapatılır. Böylece bir güvenlik cihazı olur. Aslında Avrupa'da tüm gaz ocakları kanunla bu şekilde kurulmuştur. Birleşik Devletler'de böyle olmaması oldukça şaşırtıcıdır. Eğer evimdeki fırınımın gaz valvını açarsam birdenbire gaz dışarı çıkacaktır. Bunun çıkmasını engellemenin koruması yoktur. Avrupa'da bu mümkün değildir. Daima bir yerlerde gazı ateşleyecek bir alev olduğunu hisseden bir bimetal vardır. Eğer bu ateş sönerse gaz vanası kapanacaktır. Böylece bimetaller çok etkili bir şekilde güvenlik cihazları olarak da kullanılabilir. Burada bir bimetalim var. Bir tarafının alüminyum, diğer tarafında demir olduğunu tahmin ediyoruz. Ve onu ısıttığım zaman bükülmeye başladığını göreceksiniz. İşte başlıyoruz. Sanırım fikriniz oldu. Bunu bir termometre olarak kullanabilirsiniz. Çok kaba bir şey fakat bu kesinlikle termometrenin çalışma prensibidir. Bu harika gösterileri hazırlayan kişi olan Mark Beset evde bir kahve makinesinde olduğunu söyledi. Ve kahve makinesi su haznesinin altında bir bimetal olacak şekilde dizayn edilmiş. Siz su haznesini ısıtıyorsunuz ve su belli bir sıcaklığa kadar ısındığında bir metal açılıyor ve su çıkarak kahvenin içinden geçiyor. Bunu size göstermek istiyorum. Gerçekten hoş bir şey. İşte o kahve makinesi burada. Artık çalışmıyor, çok eski fakat sizlere en azından bu bir metali göstermek istiyorum. İşte bu bir metal şerit. Suyu buraya koyuyorsunuz ve onu ısıtıyorsunuz.
ve su yeterince ısındığında bir metal yukarı kalkıyor ve buradaki deliği görüyorsunuz. Bu bir delik. Ve su bu delikten dışarı akıyor ve bir metal kapandığı zaman bu deliği kapatıyor. Bu oldukça şaşırtıcı ama çok da basit bir düşünce. Suyun kahvenin içinden akmasını sağlayan kriter basitçe su kaynama sıcaklığına ulaştığı zaman bir metalin onu kontrol etmesi şeklinde cereyan ediyor. Bu yüzden bir metaller cisimleri birçok şekilde kontrol eder. Termostatlarda kullanılabilirler. Bu durumda bir metaller sanki bir vana gibi işlev görür. Bir metaller termometre olarak da kullanılabilirler. Aslında burada gördüğünüz şey bir metal tarafından hareket ettirilir. Eğer bu termometrenin arkasına bakarsanız ve size birazdan göstereceğim. Çünkü sizin için bir kısmını kırdım ve açtım. Bu şekilde görünür. Bir sarmal var. Sarmalın bu ucu bir plastik yuvaya tutturulmuş. Ve işte kırmızı ibre burada. Burada bir pivot yani eksen sabit var. Kırmızı ibreye bağlı. Ancak bu sabitlenmiş, hareket edemez. Bunu ısıtıyorum. Onu ısıttığım zaman ne olur? Bu zaten bir bimetaldir ve kıvrık durumda. Fakat onu ısıttığım zaman daha da fazla kıvrılacaktır. Ve gittikçe daha fazla kıvrıldığı zaman bu yere doğru gidecektir. Bu sıcaklık arttığı zaman olur. Ve elbette soğuduğu zaman kıvrıklığı azalacak ve böylece bu yönde gidecektir. Bu bütün termometrelerin temelini oluşturur. Ve bu sarmal arkadadır. Bu sarmalı görebilirsiniz diye sizler için bir tanesini kırıp açtım. İşte o burada. Bu arkadaki parçadır. Bu o bimetaldir. Bimetalden bir sarmal. Bu alt kısım ve bu üst kısım ve bu da ona perçinlenmiş olan ibre. Ve bunu kutusuna koyuyoruz. İbrenin girdiğinden emin olmalıyız. Evet. Eğer sıcaklığı artırırsam bunu görmeye çalışın. Sarmalın sıkılaştığını görürsünüz. Bakın sarmal daha da sıkılaşıyor. Ve şimdi sarmalın sıcaklığını sıkılaştırmasını yapay olarak azalttığım zaman sarmal bu yönde gidiyor. Şimdi yapabileceğim şey gerçekten onu ısıtabiliriz. Şimdi sıcaklığı her ne düşünüyorsak onu ayarlamamız gerekir. O da yaklaşık 70 derece. 70 dereceyi mi gösteriyor? Yeterince yakın. Bu Fahrenheit ölçeğindedir. Ne berbat bir ölçek. Evet, orada oldukça uygar olan ölçeği de görüyorsunuz. Fahrenheit'e ilaveten santigratı da görüyorsunuz. Yeterince yakın. 70'in çok az üzerinde ve şimdi bunun kutusunun içinde olduğundan emin olmalıyım. Onu ısıtabilirim. Bir metal gittikçe sıkılaşıyor. Böylece onu ısıttığım zaman bir metal gittikçe sıkılaşıyor ve onun üzerine hava üflersem normal soğumasından daha hızlı bir şekilde soğutabilirim. Bu kadar basit. Bir metallere sahip olan bu çok basit cihazların birçok uygulamaları vardır. Kaldığınız yurttaki ısıtma sistemlerinizin termostatları ve belki aynı zamanda klima sistemleri hemen hemen hepsi buradakine benzer bir sarmala sahiptir. Oldukça maharetli bir cihazdır. Bir sarmal var ve sarmalın ucunda sadece 1 santimetre büyüklüğünde küçük bir cam tüp, tüpün içinde cıva var. Sarmal bu şekildedir. Ve bir metaldendir. Bunun ucunda cam bir tüp ve içinde biraz cıva vardır. Ve cıva bu taraftadır. Çünkü cam kutuyu bu şekilde biraz bükmüş olduğuma dikkat edin.
Civasol'a doğru toplanır ve birisi burada, diğeri de burada olan ve ısıtma sistemine giden iki tane elektrik teli vardır. Ve oldukça iyi bir iletken olan civa burada olduğu zaman ısıtıcı açıktır. Bu durumda o da gittikçe ısınır, ısınır ve ısındıkça bir metal sıkışıp daha fazla kıvrılacaktır. Ve öyle bir zaman gelir ki bu cam tüp bu şekle gelir ve civa diğer tarafa hareket eder. Ve civa diğer tarafa gittiği zaman işte civa burada, bu teller açık devre oluşturacak ve ısıtıcı duracaktır. Bunlar hemen hemen her odada vardır. Çok zekice yapılmış bir cihazdır. Şimdi boyca genleşme katsayılarından hacimce genleşme katsayılarına geçmek istiyorum. Bu değerleri burada bırakacağım çünkü onlara daha sonra ihtiyacım olacak. Şimdi katı malzemeden yapılmış bir blok alıyorum ve hacim artışını tartışmak istiyorum. Sadece uzunluk artışını değil, fakat hacim artışını. İşte burada katı bir malzemem var. Onu basitleştirelim ve bütün uzunluklar L olsun. Ve onun sıcaklığını delta T miktarı kadar arttırıyorum. Evet, eski hacim L küptür ve sıcaklığı delta T kadar arttırırsam tüm kenarlar delta L miktarı kadar uzayacaktır. Ve yeni hacim L artı delta L'nin üçüncü kuvveti olacaktır. Bu aynı zamanda L küp çarpı 1 artı delta L bölü L'nin üçüncü kuvveti şeklinde yazılabilir. Aynı şeydir, doğru mu? Şimdi belki de hatırlarsınız veya en azından hatırlamanız gerekir. 1 artı x'in n'inci kuvveti, x'in 1'den çok çok küçük olduğu durumlar için yaklaşık olarak 1 artı nx şeklinde kullanılabilir. Biz bunu Doppler kaymasını anlattığımız zaman uzaklaşan yıldızlardan gelen ışığı incelerken kullanmıştık. Bu binom serisi binom açılımı olarak adlandırılır. Bu aslında Taylor açılımının birinci terimidir. Bir örnek olarak eğer x'i 0,05 olarak alırsanız hesap makinenizde bunun tam değerini 1,158 olarak bulursunuz. Eğer bunu bu şekilde yaparsanız 1,15'i bulacaksınız ki bu oldukça yakın bir değerdir. Bu %1'den daha iyi bir yaklaşımdır. Bu yüzden aynı yaklaşımı burada da kullanacağım. Böylece L küp çarpı 1 artı 3 delta L bölü L elde ederiz. Ve bu da L küp artı 3 delta L çarpı L kareye eşittir. O halde V hacmi cinsinden farklılık bu eski hacimdi. Ve bu hacim V artı delta V'dir. Bu durumda delta V hacmi bu ikisi arasındaki farka eşittir. Ve 3 delta L çarpı L kare şeklindedir. Fakat delta L'nin alfa çarpı L çarpı delta T eşit olduğunu biliyorum. Ve o halde bunu burada yerine yazabilirim. Ve delta V eşit 3 alfa çarpı L kare çarpı L ki bu L küp eder. Çarpı delta T olduğunu elde ederim. Fakat L küp eski hacimdi. O halde bu durumda delta V'nin 3 alfa çarpı eski hacim V çarpı delta T eşit olduğunu bulurum. Ve bu genellikle beta olarak adlandırılır. Beta doğrusal genleşme katsayısının aksine hacimsal genleşme katsayısıdır. Sizden ne fark eder ki diyeceksiniz. Niçin beta hakkında konuşuyorsunuz diyeceksiniz. Çünkü eğer alfanın değerini biliyorsak hacme geçmek için tek yapmamız gereken betayı 3 alfa olarak almaktır. Ve işimiz biter. Pekala. Sıvılar ile çalıştığınız zaman genelde alfa değerlerini tablolarda bulamazsınız. Sıvılarla çalıştığınız zaman örneğin bugün kullanmak istediğim civa için hacimsal genleşme katsayısının 18 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü santigrat derece olduğunu bulacaksınız.
Eğer bunu Pyrex'in değeriyle mukayese ederseniz, şu değerin 3 katını almak zorundasınız. O halde bu yaklaşık olarak 10 üzeri eksi 5 bölü santigrat derecedir. Ve böylece şimdi bir civa termometresinin çalışma prensibinin kokusunu almaya başlarsınız. Pyrex cam tüp içerisine biraz civa koyuyorum. Ve Pyrex tüp fazla genleşmeyecek fakat civa genleşecektir. Ve daha sonra kapalı bir ortamda bulunan civa genleşecektir ve benim termometremde yukarı doğru genleşecektir. Sıcaklığı bu şekilde okuyacağız. Burada çok mu çok dar olan bir cam tüp görüyorsunuz. Burası kapalı. Buranın yarıçapı sadece 0,1 mm olsun. Burası civa haznesi. Örnek olarak onun 1 santimetre küp olduğunu varsayıyoruz. Oldukça kolay değerler. Sizlere termometrenin çalışma prensibinde yatan temel düşünceyi göstermek istiyorum. Bu civanın sıcaklığını artıracağım. 10 derece artırdığımı varsayalım. Bu durumda delta T 10 santigrat derecedir. O halde bu hacim ne kadara kadar genişleyecektir? Delta V eşit beta, yani 18 çarpı 10 üzeri eksi 5 çarpı hacim, ki bu 1 santimetre küptür. Buraya hacim yazayım, belki onu metre küp cinsinden yapmak isteyebilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. Çarpı delta T. Ve böylece santimetre küp cinsinden genleşmeyi 0,0018 santimetre küp olarak bulacaksınız. Eğer V'yi santimetre küp biriminde bırakırsanız, ki bunu yapabilirsiniz, bu durumda şüphesiz cevabınızı santimetre küp cinsinden elde edersiniz. Daima MKS biriminde çalışmak zorunda değilsiniz. O halde bu hacim olarak son derece küçük bir artıştır. Ancak Pyrex genleşmiyor. Şimdilik onu dikkate almayabilirsiniz. Ne kadar olduğunu hesaplamak isterseniz hesaplayabilirsiniz. Fakat bu 18 kat daha azdır. Aslında kabın biraz genleşmesi şüphesiz önemlidir. Fakat şimdilik bunu ihmal edeceğim. Ve civanın tamamının yukarıya doğru yükseleceğini varsayıyorum. Ve bu durumda eğer civa yüksekliğini delta H kadar değiştirirse ve eğer bu tüp 0,1 mm yarıçaplı ise bu durumda bu civa miktarı pi çarpı r kare çarpı delta h olmalıdır. Bu yeni kolonun hacmidir. Kolondaki yükselme. Ve eğer yarıçapı 0,1 mm alırsanız seçtiğim bu örnekte delta h'yi 5,7 santimetre olarak bulacaksınız. Bu oldukça çoktur. Bunu görmek bayağı kolaydır. Sıcaklıktaki 10 derecelik bir artış 5,7 santimetre yükselmeye karşılıktır. O halde 1 santigrat derece için 6 milimetre elde edersiniz. Bunu görmek çok kolaydır ve bu düşünce civa termometresinin çalışma prensibidir. Burada bir civa termometresi var fakat bunu okumak çok zordur. İşte bir tane de burada var. Bu tıbbi amaçlı bir termometredir. Üstünde ağız için yazılı. Ve onu ağzıma koyuyorum. Ve bu ölçeği kullanarak sıcaklığımı ölçüyorum. Sizlere ofisimizdeki sıvı ile çalışan termometreyi göstermek benim için daha kolay. İşte bu. Kırmızı sıvıyı görüyor musunuz? Doğru ışık ayarını yaptığımdan emin olmalıyım. Bu kapatılmalı. Tamam. Böylece kırmızı sıvıyı görüyorsunuz. İşte burada. Maalesef Fahrenheit dereceli olduğunu da dikkat edin. Fakat yardımı dokunuyor. Sıcaklık burada olduğu zaman en azından buzlanma olacağını biliyorsunuz.
Evet, bu 32 Fahrenheit civarında. Buralarda olmalı. Kar. Ve bu sizin kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan ısı. Güneş. Evet. Derecelerin ne olduğunu hatırlamamanız ihtimaline karşı yardımcı oluyor. Onu ısıtabilirim. Bunu ısıttığınız zaman çok fazla yüksek sıcaklık uygulamamaya özen göstermelisiniz. Çünkü termometrenin üstü kapalıdır. Civa termometresi durumunda burada bir hava boşluğu vardır. Ben çocukken bunu yapmayı çok severdim. Anne ve babamın tıbbi termometresini alır ve onu bir saç kurutma makinesiyle ısıtırdım. Ve bu durumda civa buraya hücum eder ve camı kırardı. Çünkü genleşme kuvveti oldukça büyüktür ve üst tarafı patlatır. Sonra onu yerine koyar ve hiçbir şey söylemezdim. Ve aynı şey burada da olabilir. Çünkü bunun açık tarafı yoktur. Açık değildir, kapalıdır. Bu yüzden dikkatli olmalısınız. Sıkı geçme şeklinde adlandırılan bir teknik vardır. Ve sıkı geçme tekniği şöyledir. Bir metal parçanız var. Örneğin bunu katı bir silindir olarak alalım. Ve bir halkanız var. Bu halkanın kendisi de bir silindir olabilir. Bu çap bundan biraz daha küçüktür. Sadece biraz küçük. Bu bilinçli bir şekilde böyle yapılır. Sadece biraz küçük bırakılır. Bunu ısıtıyorsunuz. Genişliyor. Bunu buraya koyuyorsunuz. Ve oraya uyuyacaktır. Ve sonra kendi haline bırakıyorsunuz. Soğur ve kendi kendine sıkılaşır. Sıkı geçme tekniği olarak adlandırılan bu teknik oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Burada sizlere sıkı geçme tekniğinin tersi olan bir şeyi göstereceğim. Bir halkam var. Birazdan orada ekranda göstereceğim. Bu halka pirinçten yapılmıştır ve oradan geçebilecek bir topum var. Oradan zar zor geçiyor. Ve sonra bu topu ısıtacağım ve bu durumda artık oradan geçemeyecektir. O halde bu sıkı geçmenin tersidir. En azından bir fikir edinirsiniz. Ve daha sonra eğer beklerseniz soğuyacaktır. Onları birbirleriyle temas ettirdiğinizde bu soğuyacak ve bu ısınacaktır. Böylece bir taşla iki kuş vurursunuz. Bu büzülecek ve aynı zamanda bu küçük top genişlemiş olacak ve sonra bu içine düşecektir. Mantık bu. Haydi bunu deneyelim. En iyi ışık seviyesini ayarlayalım. Oldu mu? İşte halka. Pirinç top da burada. Oradan kolaylıkla geçiyor. Şimdi halkayı yatay konuma getiriyorum. Ve sonra bu topu ısıtmaya başlayacağım. İşte top burada. Halkaya çok yakın olmamalı çünkü bu durumda halkanın kendisi de ısınır. Bu durumda eğer ikisi de aynı sıcaklığa sahip olursa top halkanın içinden geçer. Bakalım. Şimdi içinden geçmek istemiyor. O halde onu bu şekilde bırakacağız ve ne olduğunu göreceğiz. Şimdi halka biraz genişleyecek çünkü ısınıyor. Ve top biraz büzülecek çünkü soğuyor ve topun halkanın içinden geçmesi çok fazla zaman almamalı. Eğer her ikisini de hamlaç ile ısıtırsam bu durumda kesinlikle top her zaman halkanın içinden geçecektir. Ve işte geçti.
Eğer her ikisini de ısıtırsam, her ikisi de genişler ve her ikisi de pirinç olduğu için bir metallerin aksine herhangi bir farklı genleşme olmaz. Bu durumda ne olursa olsun top halkanın içerisinden her zaman geçecektir. Sadece topu ısıttığım ve halkayı ısıtmadığım zaman içinden geçmeme durumunu elde edersiniz. Top şimdi hala içinden geçebilir. Evet. Sizinle tartışmayı en sona bıraktığım şey su. Sizlere neden suyun genleşme katsayısından bahsetmedim? Su bizim aşamamızda çok önemlidir. Evet, bunu sona bırakmamın bir sebebi var. Çünkü suda oldukça özel bir şeyler var. Eğer 20 santigrat derece sıcaklığı olan suyu alır ve onu soğutursanız o büzülecektir. Bu normal davranıştır. Beta pozitif bir değere sahiptir. Fakat 4 santigrat dereceye inerseniz ve buradan da 0 santigrat dereceye düşerseniz su artık büzülmez. Genleşir. Bu aralıkta 0 santigrat dereceden 4 santigrat dereceye kadar olan aralıkta su negatif beta değerine sahiptir. Onu ısıttığınız zaman büzülür ve soğuttuğunuz zaman genişler. Ve bu suyu son derecede olağan dışı yapar. Fakat bu balıklar için harika bir şeydir. Çünkü bu suyun 4 santigrat derecede mümkün olan en yüksek yoğunluğa sahip olması demektir. Bu yoğunluk 20 derecedeki yoğunluktan daha fazladır ve 0 derecedeki yoğunluktan da daha yüksek yoğunluktadır. Ve böylece kışın göller dolduğu zaman en yüksek yoğunluklu su tabana çöker ve bu balıkların canlı kalabilmesinin nedenidir. Balıklar olduğu yerde donmalarının aksine yüzebilirler. Bu yüzden kışın çoğu göletlerin alt kısımları donma noktasından uzak, güvenli bir sıcaklık olan 4 santigrat derecededir. Şimdi bir katıyı erittiğiniz zaman sıvı haline dönüşür ve hemen hemen tüm durumlarda sıvı genleşir. Bu doğal bir durumdur. Ve katılar sıvı içinde batarlar. Eğer kristalleri alırsanız onlar kendi sıvılarında batarlar. Fakat bu su için geçerli değildir. Su ve buz bu kurala uymaz. Eğer 0 derece suyu alır ve onu dondurursanız buz kristallerine dönüşür ve genişler. Ve genişleme çok fazladır. Çünkü buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan %8 daha düşüktür. Buzun yoğunluğu 0,92 gram bölü santimetre küptür ve tanıma göre su için yoğunluk 1'dir. Bu kışın içinde bulunan su donduğu zaman su borularının patlamasının da sebebidir. Borular donar, insanların evlerinin dış duvarlarının yanında su boruları vardır. Onlar soğur, donar, borular patlar çünkü buz borunun içinde genleşir. Borular bunun farkında değillerdir ve ilkbaharda buz eridiği zaman borular patlar ve aniden bir su baskını olur. Bu Titanik'in de batma nedenidir. Çünkü buz suda yüzer. Buz daha düşük yoğunluğa sahiptir. Buz yüzmeseydi buz dağları olmazdı. Sizin göletlerin üzerinde patenle kaymanızın sebebi budur. Çünkü buz sudan daha düşük yoğunluğa sahiptir. Böylece buz suyun üzerinde yüzer. Sizlere buzun yüzdüğünü gösterebilmemin en iyi yolu kendime bir şeyler ısmarlamak ve bir bardak bir şey almaktır. Bugün bu elma suyu olacak. Ve burada biraz buz küplerim var. Ve birkaç buz küpünü içine atıyorum ve onlar yüzüyor. Eğer buna inanmıyorsanız gelin ve bakın. Tamam. İyi hafta sonları. Hayır, hala bir dersimiz var. O zaman görüşürüz.